Merhaba arkadaşlar, ben Said Atik. Ee, kendi dersine girdiğim, sınıflarda yaptığım yazılılardan arkadaşlar bir derleme yaptım. Fakat e, kendim çok da e, hoşnut kalmayınca arkaya bir 3-4 soru ilave ettim. E, ya bu nedir diyen arkadaşlar o 3-4 soruyu görmeden ayrılmasınlar arkadaşlar. E, memnun kalmanız durumunda Abone noktasında yardımcı oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben memnunum ama e, ben kendime koyduğum hedefi çoktan aşmış durumdayım. Ama e, ben hoşnut kalınca daha da iştahlı oluyor bu işler. E, zaman kaybetmeden başlıyorum arkadaşlar. Şöyle logaritmayı bir genel tur yaptık. Ama o sondaki dediğim soru arkadaşlar yazılı sorusundan ziyade ÖSYM'nin haberi olsa sınavda sorar. Üstel fonksiyon. Hemen logaritmanın girişi olduğundan dolayı buradan başladık. Ee, A pozitif bir R sayı ama bir istisna A üzeri X şeklindeki ifadeler üstel fonksiyonda arkadaşlar. O zaman X'in altında yatan şu ifadenin ilginç bir cümle oldu. Ee, pozitif ve birden farklı olması lazımmış. Yani, yani M-2-3 Önce şunu kasko yaptıralım. 1 olmayacak. M-2 eşittir 4 olmayacak. Öyleyse M-2 ve 6 olmayacak. Bulduğumuz sonuçlardan bunları sepetlememiz lazım. Peki burası pozitif olacaksa M-2 eksi 3 büyüktür 0. Geçti karşıya büyüktür 3. Mutlak değerli eşitsizlik özelliklerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben çok oraya takılmıyorum. Şöyle kendimce bir yöntem kullanıyorum. M'in 2'ye olan uzaklığı 3 birimden daha fazla ise 3 birim olsaydı burası 5 olurdu. 3 birim olsaydı burası eksi 1 olurdu. E, 3 birimden daha fazla olacaksa eksi 1'in bu tarafında 5'in o tarafında ama unutup düşmüyoruz. O halde bu aradaki tam sayılar 5'ten yukarıdaymış. 6, 7, 8, 9, digidik digidik digidik. Eksi birden küçük olan sayılar şöyle biraz geriden alıvereyim yazarken sıkıntı yaşamayalım diye. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8. o Şimdi bunları toplayacaktık ama 6 ile eksi 2'yi önce bir atmamız lazım. Her pozitif sayının bir de negatifi olduğundan dolayı arkadaşlar şu taraf şöyle artı eksi artı eksi yeğişince Geriye ne kale verdi bize? 9 buradan 9 buradan eksi 18 oldu. Denkleminin kökleri demiş. Logaritma arkadaşlar üstlü sayıların tersiydi. Arada artı olduğuna göre demek ki gelmiştir çarpımdan. Yani bu logaritma 15 tabanında x eksi 1 çarpı x eksi 3 eşittir zirzok. Doladığımızda şurayı açarak yazıyorum arkadaşlar. x kare eksi 4x artı 3 eşittir 15. 15'e karşıya x kare eksi 6 x eksi 12 eşittir 0. Aslında bu soruya pandemik başta yazmak lazımdı arkadaşlar. Ama nasıl düşünüyor göresiniz. Şu 4'tü. Çarpanlarına ayırırsak bu x eksi 6 çarpı x artı 2'dir. Buradan x 1 eşittir eksi 2. Buradan x 2 eşittir 6. Eğer siz kökleri çarpımı c bölü a'dan eksi 12 derseniz ayvayı yersiniz arkadaşlar logaritmanın tanımlı olabilmesi için bu ifadelerin pozitif olması lazımdı. Öyleyse eksi 2 bunu sağlamadı. O halde yalnız başına denklemimizin kökü 6 oldu. Çarpacak bir şey yok. Yine 6 oldu. O zaman buradan çıkan sonuç ne arkadaşlar? Mutlak değerli denklemlerde bulduğumuz kökler sağlıyor mu sağlamıyor mu kontrol etmek lazım. Denkleminde M'in en eşiti demiş. Klasik bir sorudur arkadaşlar. Ama şurada arada artı olduğundan dolayı burası ln m çarpı n. Burada arkadaşlar karşıya attığımızda eksi oradan bölü bunun yerine bunun yerine ben beri logaritma e tabanında e ln e diye okuduğumda arada artı olduğundan yine çarpı demek. Yani elen 2m artı n eşittir. Elen m çarpı n çarpı ee e olacakmış. Elenler birbirini götürdükten sonra kim istiyordu? M istiyordu. O zaman hedef m'i yalnız bırakmak. 2m artı n eşittir mane oldu. M'i karşıya attım. n eşittir n parantezinde n e eksi 2 oldu. Her tarafı n-2 ile payladığımızda aha bunlar gitti cevap oldu. Yine arada arkadaşlar bu soruyu 3-4 türlü çözebiliriz. Yani 3-4 türlü çözebiliriz ama ben en iyi bildiğinizden gideceğim. Aradaki işaret çarpı artı öyleyse elen x y eşittir 9'muş. Aradaki işaret bölü o zaman elen x bölü y eşittir 3'müş. Böyle gittiğimizde şuradan dolarsak x y eşittir e üzeri 9. Buradan dolarsak x bölü y eşittir e üzeri 3. Taraf tarafa çarp bakalım x kare ne geliyor? Paydadaki y ile pay y gidiyor e üzeri 12. Yani x e üzeri 6'ymış. Ben x gördüğüm yere e üzeri 6 yazarsam e üzeri 6 çarpı y e üzeri 9'dan y de ne geldi? Eküp geldi. O halde logaritma e küp evet y yukarı yazmış. E üzeri 6 logaritmada üst kelle başa düşerdi. 3 bölü 6 log e e 1 oldu. Cevap 1 bölü 2 oldu. Peki y. Aradakini eksi diye yazdığımızda ln x artı ln y eşittir 9. ln x eksi ln y eşittir 3. Zamandan kazanmak için arkadaşlar taraf tarafa topladığımda 2 ln x eşittir 12'den ln x eşittir 6 olur. Şimdi taraf tarafa çıkardığımda 2 ln y 9'dan 3 gitti 6 ln y eşittir 3 oldu. Bir de bu çözüme bakın arkadaşlar. Şöyle oldu. Eğer ben bunu e tabanına göre taban değiştirirsem ln y bölü ln x olur. Elen y 3'müş. Elen x 6'ymış, Aha 1 bölük oldu. Ve bence yukarıdakine göre daha da manyak bir çözüm oldu. Evet. Eşitsizlik sorusu. Taban birden büyükse gıvırtma işi. O zaman biz her tarafa bir doladığımızda 2 üzeri 1 küçüktür. Logaritma 2 tabanında x eksi 1. Küçük eşittir 2 üzeri 4. Bir daha doladığımızda 2 üzeri 2 küçüktür. x eksi 1 küçük eşittir. 2 üzeri Oha! Pardon arkadaşlar. 2 üzeri 2, 2 üzeri 2 4'müş. 2 üzeri 2 4 ise 2 üzeri 4 Oldu. Buradan 4, 1 geldi. 5 küçüktür. X küçük eşittir. 16, 1 de oradan geldi. 17. O halde burada X'in alacak olduğu kaç kök vardır? 17'den 5 çıktığı zaman direkt 12. Ama bir şeye dikkat etmemiz lazım. İki tabanında logaritma alabilmemiz için buranın pozitif olması gerekiyor. Logaritma sıkıntı olmuyor. Gerçi X-1 sıfırdan büyükse X-1 2 üzeri 0'dan x büyüktür. Ne geldi? 2 geldi. Zaten 2'den büyük sıkıntı yok. Denkleminde x değeri nedir demiş? Ee, dolama yapacağım arkadaşlar. Yani şöyle diyordum. Ee, taban karşıya karşı yana diye. O zaman 3 artı logaritma 2 tabanında x. 2 üzeri 3 oldu. Burası 8 attık karşıya logaritma 2 tabanda x 8'den 3 gitti 5 taban karşıya karşı yana o zaman x 2 üzeri 5'ten 3 2 oldu. Olduğuna göre demiş. Kolay bir soru arkadaşlar. Zaten sana 1'i, 3'ü verip de 5 6'yı soruyorsa tek tek hesaplaman gerekebilir ama sayıların arasında uçurum varsa kesinlikle yağmurlama vardır. 2'yi 1'i yazdığımız zaman logaritma 2 tabanda 3 2 yazdığımız zaman logaritma 4 3 tabanında 4 bundan sonraki 3'ü yazdığımız zaman logaritma 5 tabanında 4 4 tabanında 5 nokta 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 120'yi 6 yazdığımızda 127 tabanında 128 baktığımızda taban değiştirmeden arkadaşlar 3'ler gitti 4'ler gitti 5'ler gitti bize pek de bir şey kalmadı Logaritma 2 tabağında 128. Bu 2 üzeri 7 olması lazım. 7 çarpı 2 tabağında 2. Sonucumuz oldu. 2. Ee, A taban x fonksiyonu ile 0-1 aralığı 3 eşit parçaya bölünerek 2 dikdörtgen oluşturulmuştur. Dikdörtgenlerin alanları toplamı 2 bölü 3. Şimdi arkadaşlar 0-1 aralığı zaten burası bir birimdir. Eğer biz burayı 3 parçaya bölersek burası 1 bölü 3'tür. Burası 2 bölü 3'tür. Ee, bir kenarı 1 bölü 3. Yüksekliği 1 bölü 3'ün A tabanındaki logaritması. O zaman 1 bölü 3 çarpı e, logaritma a tabanında 1 bölü 3 artı yine 1 bölü 3 çarpı logaritma a tabanında bu sefer e, dikeyken dikey kenara arkadaşlar 2 bölü 3'ün görüntüsü eşittir. Neye eşitmiş bu? 2 bölü 3'e. Paydadaki 3'ler birbirini götürüyor. 1 bölü 3 parantezini alırsam geriye ne kalıverdi? verdi? Şu ifade ile bu ifade kaldı. Arada ne var? Artı. Öyleyse gelir çarpı. Logaritma A tabanında 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 eşittir. Karşı taraftaki 2 doladık. Taban karşıya karşı yana. O zaman 2 bölü 9 eşittir A üzeri 2. A'yı bulmak için kökten kurtulacağız. A eşittir kök 2 bölü 3. Burada arkadaşlar mutlak değer çıkartamayız. Logaritmanın tanımından dolayı a pozitif ve birden farklı olmalı. Olmak üzere ifadesinin değeri bir pozitif tam sayıya eşittir. Buna göre p'nin alacağı değerler toplamı ne demiş. Şimdi arkadaşlar p1 pozitif tam sayıymış. Bu ifade de bir pozitif tam sayıya eşit olacakmış. O zaman şöyle düşünseydik. Logaritma 2 tabanında logaritma 3 tabanında p ifadesi pozitif tam sayı ne var kardeşim? 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Yani sonsuza kadar gidecek hali de yok ya. Eğer buradan dolama yaparsak biz logaritma 3 tabanda p 2 olur. Bir daha dolama yaparsak p 3'ün karesinden 9 olur. Eğer bunu 2'ye eşitlediğimizde logaritma 2 tabağında logaritma 3P2 olacaksa o zaman burası 4 demektir ya da doladığınızda logaritma 3 tabanda P2 üzeri 2'den 4 demektir. Bir daha doladığımızda P3 üzeri 4'den 81 demektir. Eğer 3'e eşitlemiş olsaydık logaritma 3 tabanda P taban karşıya karşı yana o zaman buradaki 2 3'ün altına gelecekti. Ve 2 üzeri 3'ten 8 olacaktı arkadaşlar. Buradan bir daha doladığımızda P eşittir 3 üzeri 8. Ama bu yüzden büyük. Öyleyse P'nin alacak olduğu değerlerin toplamı ne olurdu? 90 olurdu. Önce düzenleyeyim arkadaşlar. Çünkü öbür türlü daha karışık olacak. Üst başa düşerdi. O zaman bu iki buraya gelirse kök derecesiyle gidecek. Bu parça logaritma x olur. Şu üçü geldiği yere gönderirsek bu üç bu üçü götürürken bu üçü götürürken buraya da kuvvet olarak gelecek. Yani bu uzunluk bu parça logaritma 1 bölü 27 çarpı 54 oldu. 2 kaldı. Yani burası da logaritma 2'ye eşitmiş. Şimdi baktığımızda şekilde uzunluğundaki doğrusal bir yorum parçası gösterilmiştir sormuş. Şimdi arkadaşlar şu yukarıdaki iki parçanın toplamı ile aşağıdaki iki parçanın toplamı eşittir o zaman. Yani logaritma 8 artı logaritma x eşittir. Logaritma 2x artı 1 artı logaritma 2. Arkadaş, e, o tarafa bu tarafa atmayacağım. Arada varsa artı olur çarpı. Yani logaritma 8x logaritma 2 2x artı 1. Bunlar gittiğinde 8x eşittir 2 parantezinde 2x artı 1. Aha aha 4 kaldı. 4x. 2x'i yollarsak 2x orada kalır. x olur 1 bölü 2. Basit bir soru diyebilirsiniz buna ama logaritma grafiği genelde öğrencilerimizin zorlandıkları bir şeydir. Ee, şimdi arkadaşlar bu asintot diyelim biz. Bu arada bizim kız bura bir yazmayı da unutmuş. Ee, demek ki bu fonksiyon x büyüktür bir tarafında e, o zaman fonksiyon pozitif olan yerde tanımlıydı. O halde x yerine bir yazdığımızda m1 artı n eşittir e, sıfır olmalı. Yani m artı n eşittir sıfırmış. Aslında burayı bir sıfır olarak buluverdik. Ama P'yi bulmak için onlara ihtiyacımız olabilir arkadaşlar. X gördüğümüz yere 2 yazınca logaritması 0 oluyorsa burası 1 demektir. Ama 0 eşittir. Logaritma P tabanında 2'yi yazdığımızda 2M artı N. Doladığımızda P üzeri 0, 1. Yani 2M artı N 1'miş. M artı N 0'mış. Çıkartı verirsek M ne geliverir? 1. N de ne geliverir? Eksi 1. O halde bizim fonksiyonumuz logaritma p tabanında x eksi 1 oldu. Peki, peki. Burası 3, 1 noktası ise üzerinde olduğundan sağlayacak. 1 eşittir logaritma logaritma p tabanında 3'ü yazdığımızda ne gelecek arkadaşlar? 2 gelecek. Doladığımızda ne gelecek? Ee, taban karşıya karşı yana P üzeri 1 eşittir 2'den. P'de neymiş? 2'ymiş. O halde topladık, üfürdük. Cevabımız 2 oldu. Bu arada yakıt gidiyor arkadaşlar. Evet. Bu sorunun güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Ee, Rivan parçalanışı dediğim şeye de benziyor arkadaşlar. Şimdi bir kenarı iki birim olan bir kenarı şurası. Bir kenarı 3 birim olan bir kenarı burası. Bir kenarı 4 birim orası falan filan. Şimdi ln fonksiyonun grafiği verilmişti. Grafiğin altında kalan 2-5 aralığı eşit aralıklara bölünmüş. 2-5 aralığı eşit aralıklara bölünmüş. Bu alt aralıklarla oluşturulan dikdörtgenlerin alanları A, ile gösterilmiş. Buna göre toplamı nedir demiş sıkıştırmaya çalışacağım. Eğer sıkıntı yaşarsak. Şimdi arkadaşlar şurası burası elen 2'dir. Burası elen 2'dir. Burası elen 3'tür. O zaman şurası elen 3 eksi elen 2 eksi eksi olduğundan dolayı burası elen 3 bölü 2'dir. Şimdi şu parçaya geldiğimizde o zaman ben elen 4'ten elen 3'ü atmam lazım. O zaman şu parça ln 4 eksi ln 3 yani ln 4 bölü 3. Yukarıdaki parça ise ln 5'ten ln 4'ü atacağım. Bu sefer yazı verdim. ln 5 bölü 4. O halde A alanı neye eşit arkadaşlar? Uzun kenar çarpı kısa kenar dikdörtgenden. Yani 2 çarpı ln 3 bölü 2 artı diğeri 3 çarpı tabanımız 3 birim 3 çarpı elen diğer kenarı ne bulduk biz 4 bölü 3 artı uzun kenar 4 çarpı yüksekliğini ne bulduk arkadaşlar elen 5 bölü 4 a b c şimdi burada e, artıları çarpıya dönüştürebilmek için kuvvetleri katsayıları üste atıyorum arkadaşlar Şimdi burası bu buraya kare diye gelecek. Bu buraya küp diye gelecek. O da buraya 4 diye gelecek. Şimdi hepsinin tabanı eşit olduğundan altı artık gönül rahatlığıyla toplayabiliriz. Elen bu artıları çarpıya çevireceğim ama bu 9 bölü 4 demek. Burası 4'ün küpü bölü 3'ün küpü demek. Şurası 5 üzeri 4 çarpı 4'ün 4'ü demek arkadaşlar. Şimdi baktığımızda 9 ile bu giderse 3 kalır. bununla bu giderse bir tane 4 kalır ve şu hale gelir. Elen elen 5 üzeri 4 4 çarpı 4 16 çarpı 3. Burada da Burada da şöyle düşündüm arkadaşlar. Elen, elen 5 bölü 2 üzeri 4 çarpı 1 bölü 3. Arada çarpı artıya üst başa 4 elen 5 bölü 2 eksi artı elen 1 bölü 3. 1 bölü 3'ü 3 üzeri eksi 1 üst başa 4 elen 5 bölü 2 eksi elen 3. Şuraya tekrar bölüyü eksi olarak yazmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü o zaman görüntüyü biraz daha hantallaştıracak. Yani 4 elen 5 bölü 2 eksi elen 3 sorumuzun cevabı oldu. <laughs>